Sevgili seyirciler, Sayın Kılıçdaroğlu bizle beraber. Hoş geldiniz. Ben şunu öğrenmek istiyorum Kemal Bey. Siz ne diyorsunuz? Bugün yaşananları, dün akşam ve bugün yaşananları nasıl anlatabiliriz biz seyircimize? Ne oluyor, nedir bu? Dün akşam yaşananlar daha önce yaşananların devamı. Dalga dalga geliyor ama bu devamın temel odağını rejim oluşturuyor. Türkiye'de eğer siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış bir kişinin evini basıyorsanız o ülkede bir sorun var demektir. Eğer siz bu ülkede, başbakanın kendi ifadesiyle söylüyorum, yürütme ile yargı gayet sağlıklı bir işbirliği içinde bu olayı götürüyor diyorsa o ülkede bir demokrasi sorunu vardır, bir rejim sorunu vardır. Eğer bu ülkede Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye'de yargı bağımsız değildir, yargının bağımsızlığını sağlayın diye ısrarla söyleniyor ve AKP bunu duymamazlıktan geliyorsa, yargıyı baskı altına alıyorsa bu ülkede ciddi bir sorun var demek. Bu rejim tehlikede diyorsunuz. Elbette. Rejim tehlikede mi? Elbette rejim tehlikede. Rejimin tehlikede olduğunu ben söylemiyorum. Rejim ne zaman tehlikede olur? Yasama, yargı ve yürütme organı arasındaki dengeler bozulursa rejim tehlikede olur. Bugün Genelkurmay Başkanı'nın Başbakan'la Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, arkasından Başbakan'ın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile görüşmesi, bu resme baktığınız zaman ne dersiniz? Bir dakika. Tehlikeyle karşı karşıya mıyız dersiniz? Ne dersiniz? Bu tabloda şunu söyleriz. Ülkede yaşanan çok ciddi bir sorun var. Bu sorun öyle bir noktaya ulaştı ki artık başbakanı, bakanları, genelkurmay başkanlığı rahatsız edici boyutlara ulaştı. Yargıtay toplanıyor. Ancak hukuk içinde kararın alınması gerektiğini söylüyor. Eğer Yargıtay Başkanlar Kurulu bunu söylüyorsa demek ki hukuk dışı bazı şeyler var. O zaman sistemde ciddi bir rejim sorunu var. Bu rejim sorunu aşmak için de AKP'nin sağduyulu ve demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Peki siz dediniz ki operasyon için F tipi diyorsunuz, F evet, tipi diyorsunuz. Evet. Yani arkasında Fethullah Gülen grubunun olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Van'daki olayla. Bunu neye dayanıp şey yapıyorsunuz? Van'daki olayla bu olay arasında çok ciddi bir farklılık yok. Van'daki olay diye onu biraz açarsak. Van'da Van 100. yıl rektörünün gözaltına alınması, uzun süre hapiste kalması. Aynı olay aynı aslında. Olaydır. Bakın Sayın AKP sözcüsü bunu da dile getirdi. Van'daki olay ama Van'daki olayda bir zaktı çıktı. Sonunda beraat ettiler. Ama bir kişi öldü. Bir kişi yaşamını yitirdi. Van 100. yıl rektörü uzun süre hapishanede yattı. Niçin? Kim bunun faturasını ödeyecek? Nasıl yapacağız biz bunu? Bunu zor değil mi Kemal Bey? Başbakanın veyahut da AKP'nin yani o müthiş bir cesaret gerektirir. Çağırıp savcıyı şunu bunu git bunları da yakala şunları da yap demesi nasıl olur? Mekanizma işler mi böyle bir mekanizma? Evet, bakın ben size mekanizmayı bizzat Sayın Başbakan'ın ağzından söyleyeyim. Yani eğer diyor ki bu suçlarla ilgili olarak 23 Ocak 2008'de bu suçlarla ilgili olarak şu anda son olay gerçekten yürütme ile yargının gayet güzel bir dayanışma içerisinde bu işi yürüttüğünün ifadesi oldu. Bana söyler misiniz? Hangi demokrasi içinde, hangi hukuk devletinde yürütme ile yargı işbirliği halinde bir davayı götürebilir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi siz baktık aynı şey Cumhuriyet Partinizin liderine de soruldu. Ben de size sormak istiyorum. Bu işin ucu korkuyor musunuz? Size de gelebilir mi? Hayır, biz korkmuyoruz. Bu işin ucu yine yargıda çözülecek. Yargı oturacak bunu çözecek. Ama bugün şu anda yaşanan hukuk sistemi hukuk dışında bir olaydır. Kişiler tutuklanıyorlar, içeriye alınıyorlar. Doğrudur, içeriye alınıyorlar. İddianameler yok, aylar geçmiş ortadan. Hangi Avrupa Birliği ülkesinde böyle bir şey var? Biz hukuk devleti olduğumuzu söylüyoruz. Ben size bakın, belleklerimizi unutuyor ama Yargıtay Başkanlar Bildirisi var, 2005'te yayınlandı. 2005'te yayınlanan bildiride aynen şu ifade var. Yapılan bakanlıkta, Adalet Bakanlığı'nda yapılan işlemler dolayısıyla diyor ki, önümüzdeki 30-40 yıllık bir dönem şekillendirilmek istenmektedir diyor. Bana söyler misiniz? Bu ülkenin Yargıtay başkanları AKP'nin bu uygulamalarının 30-40 yıllık bir süreç içinde Türkiye'de yargının şekillendirilmek istendiğini söylerken neyi kastediyor? Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. İzin verirseniz bu da çok önemli. Bakın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bir düzenleme yapıldı yine geçmişte. Bazı yargıçlar bunu eleştirdiler. AKP ne yaptı? O yargıçlar hakkında soruşturma açtı. Bana söyler misiniz? Hani yargının bağımsızlığı? Anladım. O nedenle bu süreç
AKP'nin kendi götürdüğü bir süreçtir. Zaten Sayın Erdoğan ne diyordu? Ben bu davanın savcısıyım diyordu. Türk demokratik sistemi tehlikede mi? Türk demokrasi sistemi ciddi ölçüde tırpanlanmak isteniyor. Ama ben halkın sağduyusuna, yine sivil toplumun sağduyusuna, kurumların sağduyusuna, barolar gibi, diğer sivil toplumlar kuruluşları gibi, medya gibi pek çok alanın sağduyusuna güvenerek mutlaka bu sürecin aşılacağı kanısındayım. Askerin bugünkü yaklaşımı çok ilginç. Şimdiye kadar daima açıklardı, bildiriler yayınlardı. Şimdi bakıyoruz asker gidiyor siyasi otoriteye, bakın arkadaşlar biz bundan rahatsızız diyor. Asker en doğrusunu yapıyor. Doğrusu budur. Bildiri yayınlamanın veya çıkıp medyanın karşısında uzun uzun konuşma hiçbir mantığı yoktu. Bir sorun varsa o sorunu gidip yetkililerle görüşmektir. Bu ülkenin başbakanı var, bu ülkenin cumhurbaşkanı var. Gidersiniz başbakana, gidersiniz cumhurbaşkanına. Açık ve net sorunlar varsa sorunları ortaya koyarsınız. Nitekim o sorunlar herhalde ciddi ciddi ortaya konmuş olacak ki başbakan da bugünkü görüşmeleri yapmış oldu. Kemal Bey çok çok teşekkürler. Bu arada baktım AKP Grup Başkan Vekili Halk Partisi'ni suçluyor. Bu davada yargıyı baskı altına aldığınızı söylüyor. Sizi ve arkadaşlarınızı çok aktif biçimde bu tartışmanın içinde görüyoruz. Bir yerde hepimiz yargıyı bir baskı altına, herkes bir taraftan almıyor mu? Yargıyı baskı altına almadı en somut örnek AKP Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamenterler Karma Komisyonu Başkanı'na gidip Avrupa'da bir bildiri yayınlayın, Anayasa Mahkemesi'ni baskı altına alın diye talepte bulunmasıdır. Bakın biz belleklerimizi yenilediğimiz zaman yargıya kimin baskı yaptığı gayet açık ve net çıkmış oluyor ortaya. Yargı tarafsız olmalı. Eğer bu ülkede yargı bağımsız değilse zaten siz yargıya baskı yapılmadı diye bir şey söyleyemezsiniz. Düşünün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı bir davaya bile yargı darbesi dendi. O bile bir darbe olarak adlandırıldı. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve herkes o karara saygı duymak zorundadır. Burada bakın Sami Selçuk bile daha önce Yargıtay Başkanlığı yaptı, uzun yıllar yargıçlık yaptı. Hayatımda 20 yıllık meslek yaşamda böyle bir iddianame görmedim diyor. Bana söyler misiniz böyle bir iddianameyi deneyimli birikimli bir savcı Yargıtay Başkanı görmemişse biz nasıl göreceğiz? Türkiye'nin yaşadığı temel sorunlardan birisi bu. Kemal Bey çok teşekkürler.